Suzuki Vitara'yla birlikteyiz. Evet, Suzuki Vitara'ya baktığınızda aslında bize biraz geç kalmış bir araç ama hani derler ya abilerimiz, amcalarımız geç olsun güç olmasın. Bu da aynı öyle bir model olacak ama eminim ki aklınızda olan birçok soru işaretine ben bu test sürüşü videosunda gideriyor olacağıma eminim. Çünkü gerçekten hani içi sizi dışı beni yakar, yani dışı beni içi sizi yakar gibi bir durum var. Çünkü hakikaten tam bir fiyat performans aracı, fiyat fayda oranına hizmet eden gerçekten iyi bir araç. Tabii eksileri yok mu? Eksileri var. Ona ben geldikçe, detaylara geldikçe aktarıyor olacağım. Şimdi Suzuki markası deyince ne geliyor aklımıza? Hangi ülke geliyor? Elbette ki Japon geliyor. Şimdi Japonlar bize ne der? Ben teknoloji yaparım, tasarım yapmam. Hakikaten de birçok markaya baktığınızda hani tasarım tarafında hani Avrupalılara göre, Fransızlara göre bir tık daha böyle geride kaldığını fark edebilirsiniz ama yeni yeni jenerasyonlarda özellikle mesela Honda tarafı olsun, mesela Suzuki tarafı olsun gerek renk bakımından, gerek tasarım tarafından ve fiyat fayda oranına etki edecek bu tasarım öğeleri ve teknoloji detayları bir araya geldiğinde gerçekten de hani hem kompakt bir SUV'ye veya kompakt bir otomobile sahip oluyorsunuz ve bunun karşılığında da cebinizden ne kadar para çıkıyorsa tamamına yakınını karşılığını alıyorsunuz gibi bir şey. Şimdi hikaye kısmını bırakıp bu Suzuki Vitara özeline dönecek olursak şöyle söyleyeyim. Bildiğiniz üzere bu araç aslında yıllardır hayatımızda Grand Vitara gibi detayları karşımıza gelmiş. O tabii o biraz daha büyüktü ama bu biraz daha böyle kompakt, şehir içi gibi gözükse de aslında 4x4 yapısıyla her ne kadar bir B SUV olsa da birçok modele aslında baya baya bir gözdağı veriyor. O detaylara geliyor olacağım. Şimdi ufaktan bir tasarım detayına bakacak olursak burada görmüş olduğunuz gibi parçalı bir ön ızgara yapısı bizim karşımıza geliyor. LED gündüz aydınlatmaları var ancak burada tabii ki normal halojen farlar bizim karşımıza geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir mavi bir detay var. Onun herhangi bir özelliği yok. Tamamen kontrast oluşturması için yapılmış bir detay. Fakat hani görenler şunu diyor. Hani orası niye mavi? Özellikle orada bir şey mi var? Gibi sorulara maruz kalabiliyorsunuz. Buradaki aslında hani gündüz led aydınlatmasının krom parçaya devam ederek tamponu yekpare bir şekilde devam edip aracın sağ tarafına devam ettiğini görüyorsunuz. Sizin de bildiğiniz gibi alışık olduğumuz bir şekilde güçlü kaslı bir ön kaput yapısı da burada bizim karşımıza geliyor. Bu zaten birçok Japon markasında aslında öyle söylemeyeyim. Birçok otomobillerde aslında bizim karşımıza geliyor. Ama tabii bunlar böyle hani güzel gözüksün diye değil. Tamamıyla hava türbülansını yani CD kat sesi yani sürtünme kat sesini en azı düşürmek için yani aracın önden alan havayı en hızlı şekilde tahliye edebilmesi için aslında bunlar birer hava kanalı gibi de düşünebiliriz ki zaten görüyorsunuz A sütundan böyle devam ediyor buradaki çizgi. Daha C sütuna kadar hatta stopa kadar gidiyor. Onu da ben söylüyor olacağım. Peki aracın profiline gelecek olursak şimdi sizin de ekranda görmüş olduğunuz gibi araç aslında hani biraz da olsun boyutlarıyla da ön plana çıkıyor. Aynı tasarımla ön plana çıktı gibi. Şimdi tasarım konusunu öncelikle tamamlayacak olursak siz isterseniz bunu tek renk olarak da isterseniz burada görmüş olduğunuz gibi çift renk olarak da satın alabiliyorsunuz. Şubat 2021 itibariyle fiyat etiketi bu çift renk opsiyonun artı 5000 TL vermeniz gerekiyor. Burada şöyle bir güzel özellik var. Birçok marka bunu bazı donanım seviyelerine sunarken, işte en yüksek donanım seviyesine sunarken siz bu Vitara'yı hangi donanım seviyesinde alırsanız alın. İsterseniz 2 çeker versiyonu da alın, isterseniz 4 çeker versiyonu da alın. İsterseniz 2 çeker versiyonun işte GL Plus versiyonunu alın. Yani en baz versiyonu alın. 283.000 TL'ydi galiba. O versiyonu alın. Yine artı 5000 TL vererek bu çift renk opsiyonuna sahip olabiliyorsunuz. Burada farklı ama işlevsiz bir detay var. Hani beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben çok fazla has etmiyorum aracın bütününü bozduğu için ama hani fena da gözükmüyor. Buna benzer bir detay benim karşıma nerede gelmişti hatırlıyorum. Arteon da vardı değil mi? Volkswagen Arteon da galiba böyle bir şey vardı. Şimdi tasarım tarafını bırakıp boyutlar anlamına gelecek olsak şimdi bu aracın uzunluğu yaklaşık aşağı yukarı 4.1 metre uzunluğunda. İşte 1.6 metre yüksekliğinde, 1.7 metre genişliğinde. Bunlar hemen hemen B SUV'lerde bizim karşımıza gelen detaylar. Hatta Toyota CHR'de bile bu rakamlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Hani siz diyorsunuz ya Toyota CHR C segmenti. Her neyse. Ama burada bir şeyle ön plana çekiyor ki bu aracın dingil mesafesi yani aks mesafesi 2.5 metre. Yani iki tekerlerin arası olan aks mesafesi 2.5 metre. Şimdi 4.1 metre olan aracın uzunluğundan 2.5 metre dingil mesafesini çıkardığın zaman ne kalıyor? Arka dingil ve ön dingil mesafesi kalıyor. Zaten sizin de görmüş olduğunuz gibi bu dodüklerin önünde ön dingilin gayet kısa olduğunu ve arka dingilin de gayet kısa olduğunu görüyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Demek ki arka koltuklarda diz mesafesi konusunda bizi güzel şeyler bekliyor gibi. Evet 1.6 metre yükseklik yani baş mesafesi konusunda
bizi üzmez ama hani bir iki parmaklık mesafe bırakacaktır ki zaten ben yeri geldiğinde onu size belirtiyor olacağım. Onun haricinde aracın arkasına gelecek olursak tipik Japon tasarımı, hani hatta Suzuki'nin karakteristik tasarımı diyebiliriz. Burada bizim karşımıza çıkıyor. İşte Suzuki Vitara modelinin burada ismi yazıyor. All Grip burada hani aracın dört çeker anlamına geldiğini belirtiyor. Onun haricinde herhangi bir difüzör vesaire başka bir şey yok. Hani fake difüzör olmasındansa bence hakikaten de hiç olmaması daha iyi. Geri görüş kameramız burada. Biz sadece hani benim bazen takılım noktalar oluyor. İşte bunlardan bir tanesi de burada var. Şunu söyleyeyim. Şu olay. O kadar hafif ki. Yani muhtemelen hani bu araç benim olsa böyle bir de şey olsa, hani boşta kalsa ben bunun arkasına herhalde çift taraflı bantla hani öyle böyle yapıştırmazdım. Çünkü en ufak bir çukurda, en ufak bir şeyde bu sesler kabin içerisine dahi gelebilir. Buradan da Suzuki yetkilerine iletmiş olalım. Her neyse, aracın yükleme hacmine gelecek olursak öncelikle burada düz bir zemin olması insanı memnun etmiyor değil. Hacim anlamında konuşacak olursak bu araçta tam 375 litrelik bir yükleme hacmi karşımıza geliyor. Evet, yani bugün bir hani Nissan Juke'u düşündüğümüzde veya 2008 acaba ne kadar vardı hatırlamıyorum ama kötü değil ama yani üf de dedirtmiyor. Günü kurtarır mı? Faresiyle kurtarır, eşyalarınızı alır. Burada tabii çift kademeli böyle burada kaldırarak biraz daha böyle alan elde edebiliyorsunuz. Ne demiştik? 375 litrelik bir yükleme hacmi burada bizim karşımıza geliyor. Eğer arka koltukları yatırırsanız da bu hacim tam 720 litreye kadar artabiliyor. Ve öyle ki arka koltukları yatırdıktan sonra eğer maksimum hacmi kullanmak isterseniz, yani zeminden tavana kadar olan bütün hacmini kullanırsanız, aşağı yukarı tam 1120 litrelik bir yükleme hacmi bizim karşımıza geliyor. Dediğim gibi hani insana üf dedirtmiyor ama sınıfının beklentini karşılıyor mu? Suzuki Vitara elbette beklentileri karşılıyor. Ve Suzuki Vitara'nın sürücü kabinindeyiz. Yani dışı kadar içi de enteresan. Tabii ki tipik Japon çizgileri burada da bizim karşımıza geliyor. Hani gerek oturuş pozisyonu olsun, gerek kabinin iç tasarımı olsun. Birçok detay Japon ezgilerini çağrıştırmıyor değil. Tabii malzeme kalitesi de bir yerden sonra da evet kendini hissettiriyor tabii bir Japon olduğu konusunda. Ama onun harici bir sıkıntı yok gibi görüyorum. Şimdi kabin içerisinde dönecek olursak sizin de ekranı görmüş olduğunuz gibi birçok yerde aslında sert plastik malzemeler bizim karşımıza geliyor. Kaba mı değil ama tabii yani ben dışarıda da söylediğim gibi hani Japonlar der yani bunu biz tasarım değil teknoloji üretiyoruz diye. Ama tabii tasarımda da son zamanlarda ön plana çıkmaya başladılar. Bu araç fonksiyonelliğe hitap ettiği için burada malzeme kalitesi hakkında konuşmak biraz bu araca haksızlık olur. Çünkü dediğim gibi dışarıda fiyat fayda oranını yayına getirdiğiniz takdirde bu aracın hani şöyle söyleyeyim ben size, ayağımı yerden kestiğinden ziyade veya birisine gözlemledim nasıl diyeyim size, görsellik açısından hitap etmesinden ziyade hani kötü yol koşullarında, kötü hava koşullarında olsun veya işte aracın fonksiyonelliği olsun, bunlar ön plana çıktığı için tabii malzeme kalitesinden de ister istemez feragat edilmiş durumda. Yoksa kimse bilmiyor mu buraya yumuşak malzemeyi koymayı? Elbette biliyor. O yüzden hani böyle fiyat fayda oranlarına hitap eden otomobillerde çok da böyle sağa sola mıncıklamaya gerek yok ki. Zaten buralar da hani yumuşak, hani derimsi böyle bir malzemeyle kaplı. O yüzden hani hakkını yemeyelim. Ama tabii dediğim gibi burada sert plastikler bizim karşımıza çıkıyor. Ha ben kişisel olarak şunu isterim çünkü çok takılırım öyle seslere araç kullanırken. Atıyorum mesela şuraya gösterecek olursam, buraya eşya koyma yerine atıyorum buraya anahtarınızı ve en basite uzaktan kumandanızı koyduğunuz takdirde, mesela benim bu otoparkın uzaktan kumandası, burada herhangi bir keçe veya bir yumuşak silikon malzeme olmadığı için bakın şimdi böyle bir ses geliyor. Yani pahalı mı değil, yani 5-10 liraya 20 liraya işte Bauhaus'tan aldığınız bir şeyle buraya kendiniz bile çift taraflı bantla yapıştırabilirsiniz. Ama tabii ki bunu üretici seri üreten soktuğu takdirde tabii ki daha maliyetli bir hale gelmiş oluyor. Neyse, tekrar kabine dönecek olursak direksiyon oldukça iyi, hissiyat oldukça güzel. Sadece
bana biraz fazla yumuşak geldi. Yani tam bir şehir otomobili aslında. Yani hakikaten direksiyon bayağı yumuşak ve ne yazık ki sertlik ayarı yok. Sertlik ayarı olmasını isterdim ama şehir içinde otomobili kullanıyorsunuz. Özellikle böyle aralardan çıkarken falan, aralara girerken, araç park ederken müthiş kolaylık. Ben sadece kişisel fikrimi söylüyorum. Biraz daha böyle direksiyonun sert olmasını isterdim. Bakar mısınız? Yani bayağı da anında yanıt veriyor size. Her neyse. Burada ben direksiyonun arkasında vitese müdahale edebileceğiniz kulaklıklar yer alıyor. Üçüncü vites, ikinci vites, üçüncü vites. Ve otomatiği alamıyor. Niye alamıyor? Ben de anlamışım. Normalde aslında bu kulaklıklarda elinizi basılı tuttuğunuzda direkt D'ye otomatiği yazar ama acaba bir ayarım var. Bayağı bir kurcalım aslında menüleri falan ama yani elim basılı tutuyorum. Kulakçık otomatiği almıyor. O yüzden buradan M'yi alıp tekrar D'yi almam gerekiyor ve geçti. Her neyse, vardır bir sebebi. Eğer biliyorsanız siz de yorumlara yazabilirsiniz. Ekranlara bakacak olursak burada 10.1 inçlik bir Android ekran var. Evet, yani Android Auto ve CarPlay o arayüzüne sahiptir. Yani telefonunuzu o şekilde bağlayamıyorsunuz. Bluetooth'tan falan bağlamanız gerekiyor. Ama benim dikkatimi bir şey çekti. 10.1 inçlik bildiğimiz Android'in 9 sürümü gibi bir şey var. Ben tam o Android'i bilmiyorum ama sürümüne baktığımda 9 versiyon gibi bir şey var onda. Ama bildiğim kadarıyla en son güncel versiyon 10 diyebiliyorum Android'de. Bu 9'da kalmış. Ben telefonumda güncellemeye çalıştım. 9'dan yukarı sürümü çıkmıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer siz bir navigasyonu kullanmak istiyorsanız araçta yerleşik bir GPS ünite olduğu için, bakın şöyle size göstereyim. GPS ünitesi olduğu için oldukça başarılı. Hatta bak şöyle size göstereyim GPS ekranını. Şu anda GPS'teki konumunuzu ve GPS'e göre hızınızı gösteriyor. Ben şu anda 60 km/s hız görüyorum ekranda. Burada 56. Bu kadar sapmalar olmasa normal ama onun haricinde gördüğünüz gibi gayet bütün detaylara ulaşabiliyorsunuz. Diğer bir taraftan ise eğer navigasyon ihtiyacınız olursa şöyle, ben bayağı detaylı ve güzeldi ve günceldi. Onun için de hatta internet bağlamanıza gerek yok. Yerleşik GPS cihazı olduğu için ve uyumlu çalıştığı için şuradan ana menüye gelebiliyorsunuz. Yandex Map. Yandex Map ama siz Google Map'te yükleyebiliyorsunuz Android arayüzüne sahip olduğu için. İnternete gerek duymadan bu Yandex navigasyonu güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer internet paylaşımınızı açarsanız da güncel trafik mevzularını da buradan takip edebiliyorsunuz. Benim şu anda interneti paylaştırmadığım için herhangi bir trafik detayı yok ama olduğu takdirde burada gerek puanlama sistemiyle gerekse buradaki kırmızı yeşil çizgilerle siz o detayı görebiliyorsunuz. Çözünürlüğü bayağı iyi ve zaten 10.1 inçlik bir ekran olduğu için de beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Eğer bu gibi detaylar olmasa hani derdim keşke hani Apple CarPlay ve Android Auto gibi hani detaylar olsun, ekran yansıtma gibi detaylar olsun derdim ama ki zaten burada gördüğüm kadarıyla MirrorLink görüntüsü de var. Muhtemelen ek bir programla görüntünüzü aktarıyor oluyorsunuz ama tabii bu ne kadar kolay olur bilmiyorum. Burada bir micro SD kart girişi var. Kaldı mı kulağım bilmiyorum ama otomobillerde. Hani şunu sökerek, hatta şöyle sökmeye çalışayım. Bakın şöyle SD kartınızı buraya bağlayabiliyorsunuz. Yerleşik sürekli diliniz, MP3'lerinizi vesaire buraya aktarabiliyorsunuz. Ayrıca burada video görüntünüzü aktararak bu ekrandan videonuzu da seyredebiliyorsunuz ki hatta ve hatta eğer internet paylaşımı varsa aracın, yani internete ulaşabiliyorsa buradan, ben dün denedim oldu, YouTube'a bağlanabiliyorsunuz. Yani YouTube'dan videonuzu izleyebiliyorsunuz. Şu an internete bağlanmaya çalışıyor ama bağlanmıyor. Ben ama dün Wi-Fi'dan paylaşım yaparak kendi cep telefonumdan direkt buradan YouTube izleyebildim. Hatta şöyle de hani ne kadar güvenilir bilmiyorum ama şöyle bir detay var. Burada ben uzun uzun göstereceğim ama menülerde araç seyri sefer esnasında nasıl diyeyim size, video oynatmasını, yani video görselini göstermesini veya göstermemesini seçebiliyorsunuz. Yani siz kendiniz bunu yasaklayabiliyorsunuz veya da o özelliği açarak herhangi bir crack veya herhangi başka bir şey olmadan gününüz o özelliği açarak yolda ilerlerken diğer yolcularınızın buradan video izletmesine yardımcı olabiliyorsunuz ki hatta ve hatta burada bazı ben API'ler gördüm ve galiba ek opsiyonlarla beraber veya aldığınız üçüncü parti yazılımları buraya entegre ederek buraya da monitörler bağlayabiliyorsunuz ve buradaki görselleri buradaki başlıkta da yansıtabiliyorsunuz ek bir cihaza ihtiyaç duymadan. Daha şöyle video çıkışı diye bir şey var. Bakın arm diye burada iki özelliği de gösteriyor.
Ben opsiyon listesinde böyle bir şey görmemiştim. Hatta var mı bilmiyorum ama muhtemelen 3. parti ekranı bağladıktan sonra ek bir kablo aracılığıyla buradaki sisteme girmeniz gerekiyor. Burada çok vakit kaybettik. Şimdi radyoya gelmiş olayım. Burada sesimizi kısalım ve yolumuza devam edelim. Sürücü gösterge ekranı dönecek olursak 4.2 inçlikti galiba. Bir renkli bir gösterge ekranı var. Buradan birçok detaya ulaşabiliyorsunuz. Yakıt tüketimi vesaire. Ama tabii ben hiçbir şekilde buradaki ayarlara buradaki tuşlar aracılığıyla gerçekleştiremedim. Şöyle söyleyeyim ben size. Bu ekranı kullanmak için ilginç bir şekilde buradaki yine Japonlardan görmeye alıştığımız buradaki kulakçık mı diyeyim ne, kulak çubuğu mu diyeyim ne diyeyim size. Böyle tek tek basmanız gerekiyor. Eğer sıfırlamak istediğiniz bir detay varsa da elinizi basılı tutmanız gerekiyor. Kabin hakkında biraz daha konuşacak olursak ön koltuklarda kolt kısma mevcut. Arka koltuklarda ne yazık ki bir kolt kısma mevcut değil. Hatta arka koltuklarda bir menfez veya bir USB çıkış da mevcut değil. Sadece buradaki tek USB çıkışını kullanmanız gerekiyor. Bu koca araçta tabii gönül isterdi ki hani en azından bir tane daha USB girişi olsun ama ne yazık ki yok. Direksiyon ısıtma yok ama dediğim gibi her iki tarafta kademeli koltuk ısıtmalar mevcut. Bence hiç fena değil ama tabii dediğim gibi gönül isterdi ki bir USB girişi olsun değil mi? Saklama alanına bakacak olursak hemen hemen ufak suyunu sokabileceğiniz burada kapı işlerine saklama alanı. İki tane bardaklık alanı. Buraya da koyabileceğiz eşyalar ama dediğim gibi ne yazık ki herhangi bir keçe veya bir kaplama olmadığı için böyle en ufak bir şey bile atsanız, kulak çöpü bile atsanız burada ses yapacaktır. Kol çekici fena değil ama burada herhangi bir USB girişi yok. Biraz ufak ama günü kurtarır mı kurtarır. Burada körüklü bir şanzıman var. Herhangi bir sağa sola yapamıyorsunuz. Bunu böyle M'ye atmanız gerekiyor. Buradan da D'ye atıyorsunuz veya buradaki kulakçıkları kullanmanız gerekiyor. Arka yolcu koltuğuna gelecek olursak, yani sizin de ekranı görmüş olduğunuz gibi ki zaten ben size aracın dışında da söylemiştim. Aks mesafesi 2.5 metre olduğu için diz mesafesi konusunda kabin içerisinde arka yolcu koltuklarında baya baya güzel şeyler bizi karşılıyor. Sizin de ekranda görmüş olduğunuz gibi hani 1.5 neredeyse 2 karışık bir diz mesafesi bizim karşımıza çıkmakta. Ama tabii takdir edersiniz ki aracın da yüksekliği 1.6 metre olduğu için işte baş mesafesi konusunda böyle biraz moralleri bozabilir. Benim boyum 1.80. Hani Türk insanının bence ortalama boy seviyeleri 1.75-1.80. Benim boyum 1.80. Baş mesafesi konusunda hani dik oturduğunuz takdirde yani böyle kaykılmadığınız takdirde dik oturduğunuz takdirde böyle bir parmaklık işte 1.5 parmaklık gibi mesafe kalıyor. Yani fena değil ama tabii gönül isterdi ki böyle aracın boyu hani genişliği gibi 1.7 metre olsaydı bence daha iyi şeyler sunabilirdi. Ama Allah'tan bu araç 4 çeker olmasına rağmen şaft tüneli yüksek olmadığı için 3. kişiler de yani 3. yolcular da arka koltuklarda çok fazla rahatsız olmayacaktır. En fazla omuz mesafesi konusunda biraz sıkıntı çekeceklerdir. Ama aks mesafesinden dolayı yani 2.5 metrelik aks mesafesinden dolayı bence 3. yolcular da arkada üzülmeyecektir. O yüzden de hani bir yerden almışlar, bir yerden vermişler gibi burada araç aslında biraz kendini kotarmayı başarıyor. Peki donanım özelliklerine bakacak olursak bu araç en dolu paket olan o GLX yani GLX Premium donanım seviyesine sahip olduğu için işte adaptif hız sabitleyici, şerit takip uyarı sistemi, işte yokuş iniş destek sistemleri gibi birçok detay var. Adaptif hız sabitleyici şerit takip sistemi ile birlikte kusursuz çalışıyor. Ki zaten hani dediğim gibi şerit takip sistemi yani aslında birçok otomobil üreticisi şerit takip asistanı derken aslında şöyle oluyor durum. Şerit takip asistanında siz şeritten çıkacağınızı hissettiğin araç sizi frenleyerek şeridin içerisine sokuyor. Ve zaten birçok insan diyor ki yani şerit takip var ama işte pimpon etkisi yaratıyor. Yok baba bu direkt bu şerit takip sistemi. Yani bu araç 4x4 yani all grip sistemine sahip olduğu için buradaki knob mu derler artık tekerlek yardımıyla siz bunu sporta veya snow olarak yani kar çekiş sistemine alabiliyorsunuz. Ya da ortadaki tuşa basarak otoya alabiliyorsunuz. Otonun ben özelliğini anlatacağım. Hemen yan tarafında bir lock tuşu var. Arka diferansiyel kilini kilitlemek için diyor ki alırken ilk öncelikle kar modunu alın diyor. Kar modunu aldım ve lock işaretini verdim. Şu anda ekrana lock yazdı. Ve şu anda anam babam usulü bayağı 4 çeker gidiyoruz. Ki zaten bu aracın da zaten birçok testlerini veya yazını okuduysanız bayağı hırçın kullanılıyor. Çünkü araç gerek gövde oranıyla gerekse beklentileri karşılığında fazlasıyla cevap veriyor. Yani dağ taşı vurun gitsin. Çünkü araç
yanlış hatırlamıyorsam yerden kaç santim, 18 santim de yüksekliği de var. O yüzden hani altı da bayağı kurtarıyor ve sürekli dört çekiş sistemine sahip olduğu için muazzam bir şekilde ilerliyor. Şimdi bu All Grip özelliğini biraz daha böyle detaylandıracak olursak, ben şimdilik bir otoyu alayım bunu. Lock'tan da zaten otomatikman çıkıyor olacak. Şöyle bir detay var. Araç otoda ilerlediği sürece sürekli önden çeker oluyor. Bunun da sebebi tabii ki düşük yakıt tüketimine elde edebilmek için. Her ne kadar çok fazla düşük yakıt tüketimi elde edemiyor olsam da aslında fabrika belirleri 6.1 litre civarı. Tabii ki benim kullanım koşullarıyla onların kullanım koşulları farklı olduğu için burada muhakkak ki farklılıklar gösterecektir. Şöyle ki burada otodayken siz önden çeker olarak ilerliyorsunuz ve araç bu yol koşullarına göre eğer patiye düşeceğini hissederse direkt torkunu arka aksa aktararak aslında bir nevi kendi başına aslında dört çeker sistemini aktif etmiş oluyor. Yani otodayken sizin yoldan çıkmanız da mümkün değil ki, çünkü araç bunu hissettiği yani direkt arka aksa belli bir oranda torkunu ileterek sizi oradan çıkarmaya çalışıyor. Diğer bir taraftan ise eğer siz bunu atıyorum snow'a alıp locklarsanız, yani arkaya kilitlerseniz 60 km/saat hıza kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ama Suzuki Vitara diyor ki sen 60 km/saat hızı arkalar kilitliyken snow'da ilerlersen ben seni direkt 60 km/saat hızdan sonra lock'tan çıkarırım. Direkt snow olarak devam edin. Yani kar modunda devam edelim. Zaten mantık da o şekildedir. Çünkü siz bir bataklığa vesaire kuma girdiğiniz takdirde 60 km/saat hızın üzerine çıkamayacağınız için mantık olarak 60 km/saat hızlar bunlar mantıklı değerler. Bakın ben mesela 60'ı geçeyim. Hop. Lock'tan çıktı. Hatta şerit takip uyarı sistemi bile bana buradan uyarı verdi asistanı. Şeridinden çıkıyorsun diye. Ve direkt lock'tan çıkarak çıkacağını çıktığımı göstererek 60'tan sonra kar modunu aldı. Sürüş konfor özellikleri hakkında konuşacak olursak evet, bu araçta bir bağımsız süspansiyon yok. Evet, havalı süspansiyon hiç yok ama biraz sert ama üzüyor mu? Asla. Ben yine diyorum fiyat fayda oranına göre bu süspansiyonlar falan, bakın yani bozuk yoldan ilerliyorum, bana mısınız demiyor. Yani asla rahatsız etmiyor veya sizi yolcularınızı hani yolda ilerlerken bakın uykudan uyandıracak böyle bir titreşim asla kabin içerisinde yansıtmıyor. Motor sesi de keza öyle. Mesela yüksek devirlerde ilerleyin. Yani 5500 devirden sonra biraz motor sesi evet içeri alıyor. Ama artık o kadar da olacak ne diyelim yani. Her güzel şeyin elbette bir kusuru muhakkak vardır. Bunları görmezden geleceğiz. Çünkü bu aracın en babası, yani en dolusu nereden bakarsanız bakın 350 bin, 370 bin TL civarı. Yani bir Golf parasına böyle devasa 4x4 bir araç alıyorsunuz. Peki motor şanzıman özelliğine gelecek olursak, bu araçta 1.4 litrelik Booster Jet adı verilen bir turbo benzinli ünite var. 140 beygir, 220 Nm tork güç üretiyor. 0-100 10.1-10.2 saniye. Ben ileride düzlük bulursam onu da size gösteriyor olacağım. Her ne kadar bir 0-100 otomobili olmasa da adettendir, göstermek gerekiyor. Şanzıman tarafında ise bildiğimiz klasik 6 lira tam otomatik bir şanzıman var. Oranları hiç fena değil. Hatta buradan da müdahale ederek bayağı yürüyorsunuz ya. Yani demezsiniz ki bu araçta 10 saniyelik bir değer var. Baksanıza. Bayağı anam babam usulü köpek gibi gidiyor. Üçüncü vites. 4000 devir. 100 km/saat hız. Şu şerit takip uyarı sistemini kapatmak istiyorum. Bayağı hassas çalışıyor çünkü. Nasıl? Şimdi ben burada sport'a alıyorum. Şanzıman bakın şu anda direkt araç böğürmeye başladı ve direkt gaz tepkinize cevap vermeye başladı. Bu yol nispeten düz gibi. Şöyle sport'a da aldıktan sonra bakalım 0-100 neymiş, ne olacakmış. Hazırsak başlıyoruz. ...80 ve 100. Bayağı gidiyor, bayağı. Bayağı ilerliyor.
şöyle 100 km saat hızı gelelim ve wow. Güzel. Bu arada arkadan bir şeyler uçtu. Frenli de gayet iyi. Araçta şu anda yazlık lastikler var. Her ne kadar hani Şubat sonu Mart başına kadar 1 Mart'a kadar falan kışlık lastik kullanmak gerekse de Suzuki burada yazlık lastik kullanmayı tercih etmiş. Ama siz yine de havanın sıcak olduğuna bakmayın. 1 Mart'a kadar galiba ne kaçtı? 1 Aralık 1 Mart arası kışlık lastiklerinizi kullanmayı ve aracınıza bulundurmayı ihmal etmeyin. Yol tutuş yani beklediğimden çok çok iyi. Yani Suzuki ya Japonlar zaten bunu çok iyi yapıyor. Hani diğer Japon markaları da bu şekilde. Honda olsun, bilmem ne olsun, Toyota olsun. Hakikaten Japonlar ben hep söylüyorum bu hani yol tutuş konusunu bayağı başarıyorlar. Hani aracın gövdesi yukarıda olmasına rağmen hızlandığında yere yapışmasını da bence biliyor kesinlikle. Yakıt tüketimine gelecek olsak ben bu aracı yaklaşık 3,5-4 gündür kullanıyorum ama boynumdan biraz rahatsız olduğum için çok fazla vakit geçiremedim. O yüzden de şöyle kilometreye buradan mı diyor? Yok pardon, buradan değildi. Şuradan evet. Tire bakacak olsak ben 3,5 günde sadece 110 kilometre yol yapmışım. Yani çok fazla deneyimleyemedim ama baya baya vakit geçirdim aslında 3,5 gün boyunca. Sadece fazla kilometre yapamadım. Belki birazdan hani müsait bir yer bulursam bunun size arazi performanslarını da gösteriyor olurum. Ki herhalde gösteririm çünkü her yer taş toprak. Muhakkak ki gösteririm ama yakıt tüketimine tekrar gelecek olsak ben şu ekrana tekrar bakayım. 3,5 günde 110 kilometre yolda. Tamamı şehir içi trafik bu arada. Dur kalk dur kalk ve klima açık. İşte çekimler dur kalk rölant derken 9,8 litrelik bir yakıt tüketim benim karşıma gelmiş durumda. Ama ben hani bu aracı Acı Badem'den aldığımda Beylikdüzü'ne gelene kadar hani 8-9'larda falan gezdim ama ne zaman ki bu çekimler falan başladı derken o zaman yükselmeye başladı. O yüzden hani siz bunu aslında 8,5-9 arasında gezdin aslında referans olarak rahatlıkla alabilirsiniz. Ve kapanışa gelecek olursak ki zaten en sevimsiz konulara gelecek olursak şöyle ki bu araç iki donanım seviyesi bizim karşımıza geliyor. Birisi giriş seviyesi olan GL Plus. Bu ise GLX Premium olarak geçiyor. O siz GL Plus yani giriş seviyesi iki çeker versiyonu aşağı yukarı Şubat 2021 itibariyle 283 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz. Bu en dolusu olan GLX Premium ise 4x4 çift tavan yani çift renk tavan opsiyonuna sahip. Bu versiyon ise işte 370 bin TL civarında artı 5 bin TL'de çift renk opsiyonuna verecek olursanız demek ki 375 bin TL'ye böyle bir aracı alabiliyorsunuz. Yani en dolu 4x4 versiyonu işte koltuk kısmen. Evet tek taraflı bir klima mevcut ama ne dedim keşke aslında bu kadar yapmışken bu kadar koymuşken işte çift taraflı klimayı insan beklemiyor değil. Dışarıda belirtmiş olduğum gibi çift renk opsiyonu birçok markalarda en dolu versiyonlarda sunurken bunu her donanım seviyesinde gerek 2 şeker versiyonu olsun gerekse 4 şeker versiyonu olsun 5000 TL karşılığında o çift renk opsiyonunda sahip olabiliyorsunuz. Fiyat konusunda söyleyecek bir şey yok. Yani 375 bin TL evet 375 bin TL fiyat bandında işte 4 şeker işte arazi koşullarına uygun adaptif hız sabitliğisi olan çarpışma uyarı sistemi olan güvenlik konusunda kendini ispatlamış bir otomobile sahip oluyorsunuz. Hani o yüzden de artık bu saatten sonra cebinizdeki para ve o araçtan ne beklediniz büyük önem kazanıyor. Ya 370.000-400.000 TL verip C segment bir hatchback alacaksın atıyorum Golf veya da işte ki zaten yeni Golf 8 de öyle 350-400.000 TL ben kurtulabileceğimizi sanmıyorum. Olsa olsa o da giriş seviyesi bence manuel olur. Ama böyle bir araca 370.000 TL vererek sahip olabiliyorsunuz. Devasa ekran. Evet Apple CarPlay yok ama ben hiç aramadım çünkü birçok detaya çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ki zaten bir internet paylaşımına da ihtiyaç duymadığı için yerleşik GPS sistemiyle birlikte Yandex Map güzel bir şekilde gayet net bir şekilde çalışıyor. Peki soracak olursanız Noyan sen bir aracı alır mısın? Açıkçası ben bu aracı gözüm kapalı alırım. Tasarımsa bence dış tasarımı gayet iyi. Renkler gayet iyi. Baba sen niye yol ortasında durdun? Şaka gibi. Bari dörtlü niye yaksaydın? Yok.
Neyse. Eğer soracak olursanız, Noel sen bu aracı alır mısın? Evet, gözüm kapalı alırım. Niye? Tasarımsa, dış tasarım bence gayet iyi. Hacimse fersah fersah bence gayet iyi. Fonksiyonellik, donanımsa ne ararsanız var. Evet, Apple CarPlay yok, o da olmayıversin. Yani evet, rakiplerine baktığınızda işte Peugeot 2008 var. Ama işte Hyundai Kona aslında bunun tek rakibi oluyor. Çünkü bildiğim kadarıyla 2008'in 4 çeker versiyonu yok. Aslında Kona'nın da yoktu. Aslında Kona'nın da yok ama o ilk çıktığında 2017 galiba 2018 senesinde Kona ilk çıktığında 177'lik bir 4x4 üniteyle gelmişti. Ama artık onlar da yok. O yüzden hani direkt karşısında hangi 4x4 B segmenti koyarsınız, B SUV koyarsınız bilemiyorum bu saatten sonra. O yüzden de hani ben fonksiyonelliğe ve az da olsa tasarıma önem verdiğim için ve donanıma önem verdiğim için benim tercihim kesinlikle Suzuki Vitara'yı gözden geçirmek ve almak olurdu. Tam bir fiyat fayda oranına hizmet eden bir araç. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer eksik olduğunu veya yanlış olduğunu düşündüğünüz noktalar var ise videonun yorumlar kısmında bana bunu belirtebilirsiniz. Drive Time YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı, hatta abone olduktan sonra da o yandaki saçma sapan bir çan tuşu var ya onu da basıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir başka test sürüş videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tabii yani şimdi Suzuki Vitara kullanıp da şöyle ilk önce el freni çekelim. Suzuki Vitara kullanıp da böyle ufaktan da çamurlu yollara girmesek olmaz. Ben buradan şimdi buradaki All Grip tuşundan Snow'a alıp lock veriyorum ve arka diferansiyel kilidini kilitliyorum. Şu anda D'ye aldım. Ama ondan önce hazır ben yokuşu bulmuşken buradan yokuş iniş sistemini, yani Hill Descent Control sistemini sizler için bir denemek istiyorum. Bakalım şimdi. Aktif olacak mı? Gayet iyi. Ben şimdi bunu kapatıp aslında bu yolun biraz daha böyle keyfini sürmek istiyorum. Araçta bir yerden dediğim gibi 18 santim falan yüksek olduğu için yani burada taş varmış, çamur çıkmış çok fazla gördüğünüz gibi enterese etmiyor. Ben hani tampon şöyle bakalım. Hatta şuradan da ben size göstermişim ya, gömülü bir GPS sistemi var bu araçta diye. O da açık kalsın. Konumumuz ve hızımız gözüküyor olsun. Bayağı araç gördüğünüz gibi it köpek gibi gidiyor mu? Gidiyor. Tabii burada insanlar da var. Çok da fazla insanları üzmeden şöyle yolumuza devam edelim. Su denmez ama bakalım, burada bayağı bir çamurlu bir alan var ama burada ataleti korumamız gerekecek. Yani aslında bu çamurlarda araç kalmaz fakat eğer siz ataletinizi burada düşürürseniz bu araç kalır. O zaman hazırsak başlıyoruz. Wow. Evet, kıçı da kurtardık. Yani korkmadım değil. Ama yani az kalsın kalıyorduk. Çünkü orada ufak bir yüksek bir alan vardı. Oradan yavaş geçmem gerekiyordu alt vurmaması için. Ama asla üzmedi ki zaten bu araçta bir de arazi lastiği de yok. Yani bu araçta ben size çekimde de söyledim, yani nedir o, yaz lastiği var ve ister istemez insan korkmuyor değil. Şimdi ben tekrar o yokuştan bu sefer ters olarak çıkarak tırmanmak istiyorum. Şu an arka diferansiyeller hala kilitli ve tüm arazi koşulları şu anda aktif durumda. Bakalım Vitara çıkacak mı? Yani o çamurdan çıktıktan sonra burası bence bunun için masal gibi bir şey olacak. Ah!
Tabii şu an böbrek taşlarını döküyor muyuz? Yokuşta kalalım bakalım. Tam çamurun şu an göbeğindeyiz. Bakalım patiye düşecek miyiz? Asla düşmedik. Asla düşmedik. Yani bunu bir B SUV'den beklemezsiniz. Hakikaten burada Vitara beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Güzelmiş. İyi. Sevdim. Baksana bak bak. Çıldırdım herhalde. Herhalde çıldırdım ben.